Osman Kavala kararını soracağım. Evet. Ya bu korkunç bir şey tabii. Yani Osman Kavala'nın hala hapiste tutuluyor olması zaten bir insanlık suçuydu. Müebbet hapisinin getirilmesi yani Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olma idealinden vazgeçtiğini gösteriyor. Yani Osman Kavala belki de benim Gezi Parkı olayları haricinde hiçbir ortak paydamızın olmadığı bir şey ama yani uğradığı bir insanlık suçudur. Aslına bakarsan bu yetmez ama evet diyen ikinci cumhuriyetçilerin yani vesayet odaklarıyla mücadele ediyoruz diyen sömürge solcularının çantacı gazetecilerin bedelini aslında şu anda Osman Kavala ödüyor. Ve hazin olan tarafı da şudur ki bu cehenneme giden bu yolları döşeyenlerin hepsi dışarıda geziyor ellerini kollarını sallayarak. Hatta muhalif medyada boy gösteriyorlar. Ama aslında yetmez ama evet demeyen Osman Kavala'ya bunun hepsinin bedeli ödetiliyor. Bir Şamaroğlu'na çevrildi. Ben hem insan olarak Osman Kavala'nın başına gelenlere çok üzülüyorum. Hem de bu ülkenin yurttaşı olarak Türk hukukunun eğilip bükülerek getirildiği bu noktadan doğrusu utanç duyuyorum. Siz şimdi programın başında şey anlatırken Cumhuriyet'in yurt dışına gönderdiği öğrencileri anlatırken dediniz ki hiçbir tanesi geri dönmeyeceğim demedi. Evet. Şimdi giden bazı öğrenciler yazmışlar size. Demişler ki ya Yılmaz Bey böyle diyor ama bunu sanki bize söyler gibi söyledi. Birçok insan gidiyor şu anda. Yani işte hekimler göçü diye bir şey var yani. Orada çocuklarımızın, gençlerimizin kalbini kırmak isteyen belki o bölümü atlamış olabilirler. Yani ben bu gençlerimizin bu ülkeden ümidi kesmelerinin altını çizmeye çalışıyorum. Onları suçlama babından söylemiyorum. Tam tersine yurt dışına giden gençlerimizin de bir şekilde Türkiye diasporası yaratacağından eminim. Ben onların sadece yani kendi tercihi olmasını isterdim. Kendi ideallerinin yurt dışına gitmek olmasını isterdim. Onlar ülkenin bu durumunu görüp bu ülkenin karamsarlığı yüzünden kaçarak gidiyorlar. Buna üzüldüğüm için söylüyorum. Tam tersine onları destekleyen bir şey söylüyorum. Ben çok iyi bir gazetecilik ikliminde büyüdüğümü düşünüyorum. Benim çalıştığım gazetenin yayın yönetmeni Rıfat Ababa'ydı. Karşı binada üst katta Mehmet Ali Birant, alt katta sizle Uğur abi vardınız Star'da. Kendi mesleğim adına şimdi görüyorum. Yani bizimle çalışan genç arkadaşları. Müthişti değil mi o dönem? Yani ne acayip bir dönemde gazetecilik, habercilik öğrenmişim diye kendi kendime bakıyorum. Sizi görünce de aklıma o yıllar geliyor sürekli. Uğur abinin de kulaklarını çınlatmışken Uğur abi Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu Fenerbahçe'ye. Çok 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 iyi oldu çünkü Uğur abi gerçekten. Sizin futbollarınız nasıl bu arada? Ben yani fanatik Göztepe'liyim. Yani, geçmiş olsun bu arada. Göztepe'de küme düşüyor. Öyle ama biz yani amatör kümeye de düştüğümüz günlerimiz olmuştu. Yani bunun bizim için bir önemi yok. Önemli olan ruhtur. Yani biz alayına isyan tabir edilen bir zihniyetten geliyoruz. Göztepe ölene kadar Göztepe'liyiz. Uğur abi gerçekten çok iyi bir Fenerbahçelidir. Yani ona o seçim süresinde yöneltilen şeylerden de eleştirilerden de doğrusu ben çok üzüldüm. Çünkü hiçbirini hak etmiyor. Hakikaten çok iyi bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'yi konuşurken gözleri dolar. Çok sever. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye, kulübe ve camiaya çok katkı sağlayacağından eminim. Bence Fenerbahçe için çok iyi bir tercih oldu. Buradan Uğur abiye de hayırlı olsun diyelim. Onu da bekliyoruz. Programı inşallah konuk edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sendir.